Afrika seyahati dönüşü Sayın Erdoğan'a PKK'nın ana dilde eğitim talebinin karşılanıp karşılanmayacağı sorusu soruldu hocam. Kendisi şöyle cevap verdi. Ben açık söyleyeyim, ana dilde eğitim diye şu anda masamızda verilmiş herhangi bir şey söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de yok. Şu anda Türkiye'de ana dilini öğrenmek istemese de ana dilini öğrenmek için bütün imkanları hazırladık. Mesele ana dilini öğrenmek değil mi? Mesele bitti ama biz ülkemizde bölünmeye vesile olabilecek bu tür fırsatları vermeyiz dedi. Ben demedim başbakan. Evet. Tayyip hocam sağlamdır diye. İnşallah hocam. Güvenmek gerekir, hüsnü zannetmek gerekir. Şüpheciler var, çok muazzam şüphe ediyorlar sevgisiz insanlar. Ayıp ediyorlar. Ya bu vatanın evladı da Tayyip hocam. Yani bir tüyün gençliği çileyle, acıyla geçti onun. Acayip acılar çekti, çileler çekti. Dünyadan da bir istediği yok. Güvenmek lazım. Yani kuşkuyla bakan kafa mantıksız. Ayıp yapıyorlar. Çünkü ne zaman öyle kuşkuyla baksan Tayyip hocamın tam aksini yaptığını görüyoruz. Evet. Bayağı da titiz yani vatanına, milletine karşı sevgisi güzel. Bölünmeye karşı da çok titiz faaliyeti var. Hakikaten güzel tedbirler de alıyor. Yani danışmanları da aklı başında insanlar. İstişareli işi yapıyor. El birlik desteklemek lazım. Eli kuvvetli olursa daha da güzel hizmetler yapabilir. Evet. Sayın Erdoğan'a Öcalan'ın ev hapsine çıkma konusu tekrar soruldu ve Sayın Başbakan şu cevabı verdi. Ev hapsi diye bir olay söz konusu değil. Bu konuda her şey kesinleşmiştir. Ve Öcalan'ın konumu, yeri, her şey bellidir. İkide bir hücre hapsi falan. Arkadaşlar ben sizi bilgilendireyim. Öcalan 12 metrekarelik yerde kalıyor. Karyolası her şeyi var, radyosu vardı. Şimdi o radyoyu televizyonla değiştirecekler. Ben talimatı verdim. Belki de değiştirmişlerdir bile. Orada biliyorsunuz 5 mahkum daha kalıyor. Her gün 1 saat onlarla bir defa avluda voltasını atıyor, görüşüyorlar. Bu ülkeye, bu devlete maliyeti çok yüksek bir bakımla orada besleniyor. Böyle bir durumu var. Yapılan değişiklikler ancak bu çerçevede olur dedi. Canım, mahkum olan bir insana eziyet edilmesini istemek zaten ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir. Yani mahkuma eziyet edilmez. İslam ahlakında yok öyle bir şey. Onun için Abdullah Öcalan'a özel muamele yapılması, yani özel eziyet yapılması ahlaka uygun olmaz. İmana, İslam'a, Kur'an'a uygun olmaz. Neyse cezası o uygulanır. O kadar. Herkese eşit. Yani ne belirlediyse kanun o.